Cos x eksi x çarpı sin x artı y kare dx artı 2 tane x y artı 1 dy eşittir 0 diferansiyel denklemini y pi eşittir 1 başlangıç koşulunu dikkate alarak çözünüz. Arkadaşlar burası fxy fonksiyonu. Tamam. Burası fxy diyelim. Burası gxy diyelim. Acaba f'nin y'ye göre türevi nedir? Kısmi türevi. Burası 0, burası 0, 2y. Acaba f'nin g'nin x'e göre türevi nedir? X'e göre türevi 2y. Burası var. Birbirine eşit de eşit. O halde bu tam türevdir. Bu tam türev olduğundan dolayı bir fx fonksiyonu vardır. O fx fonksiyonu x'e göre kısmi türevi buna eşittir. Y'ye göre kısmi türevi de buna eşittir. Bu kadar. Dolayısıyla benim del fi xy bölü del x dediğim şey budur. Cos x eksi x çarpı sin x artı y kare. Dolayısıyla del fi xy eşittir cos x eksi x sin x artı y kare del x. Her iki tarafı integre edeceğiz. Tamam. Burada fx fonksiyonu bulmuş olacağız. Karşı taraf integral cos x del x eksi integral x sin x del x artı y kare integral del x. Sizin için birazcık açık yazmış oldum. Buranın integrali sin x kolay. Buranın integrali dx integrali x y kare çarpı x olacak. Ancak buranın integrali biraz ilk başta size şey gelmeyebilir. Açık gelmeyebilir. Buna bir kısmi türe integrasyon uygulayacağız arkadaşlar. Şu köşede yapmak istiyorum sizin için. X sin x dx. Şimdi burada x'e u diyelim. Sin x dx'e ise dv dersek bu integralin sonucu x değişken değiştirme altında u çarpı v eksi integral v çarpı du'dur. Kısmi integrasyon. Eğer bu konuda eksiğiniz varsa lütfen bakınız ama zaten biz çözüyoruz. Dolayısıyla x sin x bir de integrasyon sabiti gelecek. Onu da en son ekleyeceğiz. Eşittir. U çarpı v. Ha. Şimdi bize hem u lazım hem v lazım. Hem du lazım değil mi? Burası du. Burası v. Burası u çarpı v. V lazım ama dv var. Her iki tarafı integre edersek v'ye ulaşırız. Eğer sin x dx dv ise o zaman sin x'in integrali eksi cos x'tir biliyorsunuz. Dolayısıyla v dediğim şey eksi cos x'tir. V'yi bulduk. Bir de u lazım. X eğer uysa her iki tarafın türevini alın. Dx eşittir. Du'dur. Dolayısıyla u çarpı v x çarpı v eksi x çarpı cos x eksi integral v çarpı du. V dediğim şey eksi cos x. Bir eksi de burada vardı. Artı oldu. Du nedir? Dx'tir. Şimdi cos x'in integrali biliyor muyuz? Evet. Cos x'in integrali sin x. Dolayısıyla bakın bu türevi bulmuş olduk. İntegrali bulmuş olduk. X sin x dx eksi x çarpı cos x artı sin x oldu. Artı bir de integrasyon sabiti olacak. Fakat integrasyon sabiti hepsinde ortak olarak yazacağım. Değil mi? Hepsi y'ye bağlı bir fonksiyondur genel olarak. Dolayısıyla fi x y eşittir. Cos x'in integrali sin x. Eksi parantez aç. Şunun integrali şu. Eksi x cos x. Eksi x cos x artı sin x y kare x.
Artı integrasyon sabiti dediğim gibi. Y kare x artı genel olarak y'ye bağlı bir integrasyon sabiti. Tamam. Burada artı oldu. Eksiye çarpıldı, eksi oldu. Sinüsler sadeleşti. Dolayısıyla var olduğuna inandığımız ki var olan fonksiyonumuz x cos x artı y kare x artı hx. Hy. Bu. Şimdi bu fonksiyonun y'ye göre sadece kısmi türevi buna eşit. Değil mi? Bunun sadece y'ye göre türevini alırsak burası 0. Çünkü y bağımlılığı yok burada. 2y x y'ye göre türevi artı dh bölü dy. Bu da eşittir. Şu gx'ye yapalım. 2xy artı 1. 2xy artı 1. Yine buralar arkadaşlar buralar birbirine eşit çıkıyor. Eşit çıkmayabilir de sadeleşme sorun değil. Karşı tarafa atarsınız. Tek yapmanız gereken. Dolayısıyla dhy eşittir 1 çarpı d yani dy. Her tarafı integre ederseniz burada hy eşittir y artı integrasyon sabiti c1 diyelim. H'yi de bulduktan sonra artık denklemi çözmüşsünüz demektir. Çünkü bizim var olduğuna inandığımız ve gerçekte var olan fonksiyonumuz şu başlangıç koşulunu sonra uygulayacağım. Fi x y fonksiyonu kendisi c gibi bir sabite eşit olan bir fonksiyon. Kendisi de şurada işte. Tamam. Burası x cos x artı y kare x h y artı c1 y artı c1 eşittir c2. Siz bunu zaten biliyorsunuz. Bunu bu tarafa atarsınız. C1 eksi C2 eşittir 0 olur. Bunun hepsine sonuçta bir sabittir. C dersiniz. Dolayısıyla x çarpı cos x artı y kare x artı y artı c eşittir 0. Diferansiyel denklemi çözümdür. Şimdi başlangıç koşulunu uygulayalım. X'ine pi koyarsak y 1 oluyormuş. X'ine pi koyarsak y 1 oluyor. Pi çarpı kosinüs pi. Kosinüs pi eksi 1'dir biliyorsunuz. Dolayısıyla eksi pi olur burası. Y kendisi 1 olur. 1'in karesi 1 çarpı pi artı pi olur. Artı y 1 oluyormuş. Artı c eşittir 0. Pi'ler sadeleşir. C eşittir eksi 1. Dolayısıyla en nihayetinde son olarak denklemimiz bizim çözümü x cos x artı y kare x artı y eksi 1 eşittir 0 gibi bir fonksiyon. Diferansiyel denklemlerin çözümü bir fonksiyondu. Bir sayı değil bir fonksiyondu. İlk derste söylemiştik. Tamam arkadaşlar?